Başlıca mimarı Yalçın 25 oğlu ve Bekir Başkanımız, Barınlar Derneği Başkanı yaz tatilinde Türkiye'deyken telefon etti, dedi başkanım Medikal Hastanesi'nin yönetimiyle bir buluşma sergileyelim, bir görüşme yapalım. Öyle bir talep var, böyle bir teklif var, değerlendirelim. Zonguldaklar Derneği'ni, Bartınlar Derneği'ni ve Karabükler Derneği'ni ve üyelerini ve bizim üzerimizden hastaneye ulaşım sağlayan insanlara kolaylık ve herhangi bir acil durumlarda da yardım olabilme olanağını sağlamak için böyle imkan meydana getirmek için bir görüşme sağlandı. Randevu yaptı Yalçın Bey. Gittik, görüştük. Üç dernek adına bizler. Ve başta o başhekimimiz bugün orada hazır bulundular. Bayağı bir zaman aldı. Bizim orada oturup çay içmemiz, sohbet etmemiz, daha sonra sözleşme imzalamamız falan. Yaklaşık iki saate yakın bir görüşmemiz oldu. Nuri Bey, halkla ilişkilerden sorumlu başta oturan arkadaşımız, bunun alt mimarı, yani bu bütün hazırlığı yapan arkadaşımız, bütün yazılı işlemleri yaptıktan sonra, sözleşmede imzalandıktan sonra bugüne geldik. Yani bu bugüne nasıl, bugün içinde önümüzdeki yarın ve cumartesi günü Frankfurt'ta sağlık fuarı var. Büyük bir sağlık fuarı, Frankfurt'taki fuar, meşhur ve efsane fuarlardan bir tanesidir, Düsseldorf'un yanında. Arkadaşlarımızın orada yarın iki gün standlar olacak, tanıtımlar olacak. Hastaneyi tanıtım, yaptıkları işleri, tedavi metotları falan. Dedik ki madem böyle bir şey var, o zaman bizim bölgemize gelin, buradan Frankfurt'a yolcu edelim. Hem halkımızın soruları, cevapları, hem derneğimiz adına da bu yapılan sözleşmenin de bir adım ötesine gitmiş olur dedik. Kabul ettiler sağ olsunlar. Biraz zahmete girerek İstanbul'dan kalkıp Düsseldorf'a, Düsseldorf'tan kendilerini karşıladık. Bugün burada ve bu akşam buradan da kendilerini Frankfurt'a götüreceğiz. Tabii bizim faaliyetimiz bitmiyor. Biz sabahleyin geldikten sonra devam edeceğiz faaliyetimize. Kendiler de 2-3 gün İstanbul'da kalacaklar. Ben fazla uzatmıyorum. Burada doktorlarımız var. Doktorlarımız kendi branşlarından bilgi sunacaklar. Katılımcı arkadaşlarımızdan da soruları olan arada 2-3 tane arkadaşımız olacak görevli. Mikrofonla kendilerine mikrofon sunulup soracakları soruları alıp sonunda benim teklifim sonunda değerlendirme yapalım. Bütün sorular, bütün şeyler alınsın. Sonunda değerlendirme yapılsın diyorum. Ama ilk önce hocalarımız kendilerini tanıtırlar. Yaptıkları işleri, branşları ve hastanemizin kapasitesini, tedavi ayrı ayrı branşlardaki yapılan işlemleri ve tedavi yöntemlerini. Mesela fizik tedavisi yapılıyor, örnek veriyorum. Bel fıtıkları üzerine, işte eklemler üzerine, ortopedi bölümlerinde falan. Ben kısa kesiyorum, tekrar söylüyorum. Detaylarını arkadaşlarım zaten aktaracaklar. Ben öncelikle Karabük'ten, Özel Medikal Hastanesi'nden buraya gelen değerli tıbbi heyetin değerli mensuplarına, başta Sayın Şahin olmak üzere, hoş geldiniz demek istiyorum. Ardından dernek başkanlarımıza, Yalçın Bey'e, Bekir Bey'e, Mehmet Bey'e bu geceyi organize ettikleri için ve genelde yaptıkları fedakar faaliyetler için teşekkür etmek istiyorum. İşin aslı burada hem Zonguldak var, hem Karabük var, hem Bartın var. Ben buna bir dördüncü şehir ekleyeceğim, Bolu'yu. Orada çocukluğum geçtiği için. Bu dört şehir benim için müstesna güzeller. Bu bölgenin bir mensubu olarak söylemek istiyorum. Gerçekten de hani gri göğüne, Bolu kısmında yok ama Karadeniz'ine ve yemyeşil ormanlarına hakikaten aşığım ben. Bana deseniz ki bu dört bölgeye, yani Bolu'yu da içerdiğinizde bir isim verseniz hani biraz edebi bir şey olacak ama ben ona Zümrüt Abad derim, Yeşil Mamur Belde derim. Gerçekten buraya tayin olduğum zaman geldiğimde ya burası cennet dedim. Tabii ortalama bir Türk ailesi, gri gökyüzü, sürekli yağışlı hava, neresine aşıksın bunun? Çünkü benim çocukluğum böyle geçti. Bunu hatırlamama tekrar vesile oldu buradaki kadro, derneklerin bu konudaki işbirliği. Daha önce Karabük Yeniceliler Derneği'nin gecesinde söylemiştim. Benim için tarihte istisnai ve sırlı bir önemi olan bir bölgedir burası. Ve burada bir yılı tamamladım. Şunu anlıyorum ki sadece tarihi konumuyla değil, coğrafi güzellikleri değil, insanıyla da müstesna bir bölge burası. Benim az önce Zümrüt Abad diye isimlendirmeye çalıştığım bu dört şehir.
Biz diyoruz ki Anadolu bir kardeşlik diyarıdır. Deseler ki bana delilin ne? Ben burada bu dört vilayetin veya daha özelde bu üç vilayetin kendi arasındaki ahengi. Gerçekten bir kardeşlik var, gerçekten bir ahenk var. Üçü bir arada değiller, ayrılar ama bu bölünmüşlük anlamına gelmiyor. Sen, ben, o demek ayrılmak demek değil. Sen, ben, o birlik olmaya mani değil. Ve biz burada o anlamda bir birliği her zaman görüyoruz. Bu akşam da bunu görüyoruz. Bu tabloyu bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bozulmaz ve her zaman güçlenerek devam eder. Bir şiir var. Herkes Mevlana'nın şiirlerini muhakkak hani beyitlerini söylerler. Bir tanesi benim hatırımdadır. Hala ezberleyemedim. Ama hakikaten bu tabloyu tam olarak anlatıyor. Ben, sen, o demek ayrılmak demek değil. Onu anlatan bir şiir. Onu da bu vesileyle söylemek istiyorum. Ben sadece bende değil, sende de. Hem benim, hem senin. Ben beninim, hem de senin, sen de benim. Bir öyle garip hale geldim ki ben bugün. Sen mi benimsin bilmiyorum, ben mi seninim? Hakikaten bazen ben, sen karıştığı birbirimiz olduğumuz bir kardeşlik. Ben burada bu üç vilayet arasında bunları görüyorum. Biraz uzatıyorum. Hem gelecek olanlar açısından hem de siz biraz rahatlayın diye. Şimdi Almanya'da bir Türk toplumu var dedim. Hani bunun ahengini, kardeşliğini. Bakın Almanya'da bir Pakistan toplumu, bir Bangladeş toplumu, bir Hint toplumu, başka ülkelerde olduğu gibi bu anlamda bir toplum yok. Burada o anlamda baktığınızda sadece Türk toplumu var. Neden bu? Nasıl başarıyoruz biz bunu? Başkalarını bir araya gelip de Türk toplumu veya milli bir toplum olarak belirtilemediği yerde biz bunu nasıl başarıyoruz? İşte bunun sırrı kimliğe sahip çıkmak. Kimliği bileşenlere ayırdığınızda bir dil, iki inançlar. Bunu sadece İslam olarak nitelendirmiyorum. Süryani toplumu da burada mesela Anadolu'dan getirdiği inancına sıkı sıkı sarılmış. Demek ki o topraklarla alakalı. Üçüncüsü ana vatanla. Ben Almanya'ya vatan diyorum. Türkiye'ye ana vatan diyorum. Sizler adına kabul buyurursanız. Bu üçüyle topladığımız kimliği koruma gayreti. Bununla burada devam ettik ve bir şekilde bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Şimdi mevzumuz sağlık. Sağlığın önemiyle ilgili pek çok şey söylenmiştir. Barış Manço'nun bir şarkısı sayesinde herkes ezberledi Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur şiirini. Biliyorsunuzdur bunu. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bunu herkes biliyor. Bu kişisel bir tavsiye. Ama bunun hemen arkasındaki beyit toplumsal bir mesaj içerir. Bilen var, bilmeyen var. O beyitte de der ki, saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet, bir nebze vahdet gibi. Sözlüğü açtığınızda nebze çok az miktar demek. Çok az da olsa vahdet kadar, birlik kadar, birlik olmak kadar bir mutluluk, bir talih, bahtu saadet yok. Sağlık boyutuna birazdan ayrıntısıyla alınacak ama ben başkonsolos ünvanıyla bu birlik konusunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Gerçekten de bir nebze de olsa vahdet önemli, gurbette özellikle önemli. Birliği her vesileyle sürdüreceğiz. Burada çok temel bir şey. Dernek başkanlarımız o anlamda da emsaldirler. Nedir önündeki en büyük engel derseniz dışarıdaki etkenler değil, içerideki etkenler. Kendiniz. Ben illa başta olacağım. İlla benim dediğim olacak, illa sultanın sorgucundaki elmas taş ben olacağım derseniz o birlik gitmez. Ya ne diyeceksiniz? Ben ayakların altında köprüyü döşeyen taşlardan, kesme taşlardan biri olacağım derseniz dernek başkanlarımız gibi o köprünün dayandığı kemerin kilit taşı da olabilirsiniz. Öyle olmayı isteyelim. İsteyen elmas olsun, isteyen sorguç olmaya çalışsın. Satsanız satılmaz, atsanız atılmaz, sadece süzdür, bir sadre şifalı olmaz. Ama o taş, kesme taş, iki tarafı da birbirine bağlar. Köprünün vereceği ikinci çağrışımda, ben hep bunu vurguladım, Almanya, Türk toplumu Türkiye ile, Almanya arasında bir köprüdür. Köprünün vereceği ikinci çağrışım, köprü dengelidir. Bir tarafta ne kadar sağlamsa, öbür tarafta da sağlam olması gerekir. Böyle olmamız gerekiyor. Bunun yolları farklı olabilir. Ben Alman makamlarıyla bir araya geliyorum, bana diyorlar ki, yatırım konusunda yenilenebilir enerji. Çünkü bu konu şu anda çok hassas bir konu Almanya bakımından. Evet olsun değerlendirelim. Ama bana sorarsanız Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde odaklanması gereken en önemli konu insana yatırım içeren konular. Bir sağlık.
Buna yaşlı bakımını da içerebilirsiniz. Sadece hasta ve personel gelişi gidişi değil, belki hastane yatırımları şeklinde bunlara ayrıntılı gelir. İki, eğitim. Yani çocuklarımıza ne güzel olurdu çift dilli kreşleri kurabilsek, Türkçeyi de Almancayı da daha 2-3 yaşında öğrenmeye başlasalar, eğitim, insana yatırım yapmak. Bunlar çeşitlendirilebilir. Son bir şey söylemek istiyorum. Herhalde namaz bittikten sonra da gelmeye başladı misafirler. Geldi zaten. Son bir husus daha ekleyeceğim. Malumunuz, Almanya artık seçim satma haline girdi. Ben istiyorum ki iş dünyasında gösterdiğimiz gücü, bütünlüğü aynı şekilde siyasi temsilde de gösterebilse Almanya Türk toplumu. Sizinle ilgili konuların tartışıldığı mahfillerde siz sadece alınan kararı uygulayan olmasanız, bunları tartışan, sözüyle o kararı etkileyen kişiler olsanız, ben bunun için elimizde güzel bir fırsat var. Seçimlerde oy atma bilincini, atacağınız partinin önemi yok. Atmayacağınız bir partiyi hepiniz biliyorsunuz da, atacağınız diğer partilerin önemi yok. Ama gidip oy atma bilinci, bakın Almanya Türk toplumu 60 yılda harika bir yere geldi. Şu müesseseler gerçekten de büyük abideler, abidevi eserler. Ama bundan çok daha basit bir şey olan bir sandığa gidip oy atmak, artık o aşamadayız. Lütfen bunu da kendi mahfillerimizde, kendi aramızda yoğunlukla değerlendirelim. Önümüzde böyle bir fırsat var. Federal seçimler bittikten sonra biliyorsunuz KRV'de yerel seçimler olacak. Başlayıp kesintisiz bir şekilde bu şuuru da yaşattığımızda önem var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hemşehrilerim, bize bu akşam böyle bir fırsatı verdiğiniz için öncelikle tek tek teşekkür ediyorum. Başkonsolosum çok güzel böyle derleyici, toparlayıcı, sağlıkla toplumun ortak noktalarını birleştirici çok güzel bir konuşma yaptı. Ağzınıza sağlık. Şimdi Mehmet Bey de sağ olsun olayın geçmişini kısaca bir özetledi. Gerçekten baktığımız zaman biz hastane olarak, belki bir kısmınız biliyor, bir kısmınız bilmiyor, Samsun'dan Adapazarı'na kadar doğudan başlayalım. Özel hastaneler içinde en kapasiteli, fiziki anlamda en büyük, doktor kadrosu anlamında en güçlü, teknik imkanlar, laboratuvar ve görüntüleme anlamında da yine en teknolojik cihazları barındıran bir hastaneyiz. Başlangıcını Mehmet Bey'in bahsettiği gibi biz şimdi belli bir dönem sağlık turizmiyle ilgili Türkiye'nin mevcut yaptığı atılımlara paralel olarak biz de bu kervanda bulunalım şeklinde düşündük. Bu konuda gayretlerimizi gösterdik. Sağlık turizmi ile ilgili resmi kısımlarını halledip bu konuda gayretler göstermeye başladık. Bu safhada geçen yıl işte dernek başkanlarımız sağ olsunlar ziyaretimize geldiler. Gayet güzel, verimli bir toplantı yaptık. Bunun sonucunda hem bölge insanımızı içeren şekilde hem özellikle yurt dışında bulunan siz değerli vatandaşlarımızı içerecek şekilde indirim sözleşmesi ve en azından ekstra ilgi alaka anlamında da biz kendi taahhütlerimizi sadece kağıt üzerinde değil, sözlü olarak da kendilerine ilettik. Ben şunu gördüm, gerçekten sizler de farkındasınızdır. Pırıl pırıl böyle kendilerini paralayan tarzda 3 başkanımız var. Çok gayretliler. Biz en azından böyle gördük. Burada gördüğümüz tabloda herhalde bunu ispatlıyor diye düşünüyoruz. Bu girizgahtan sonra ben kısaca kendimden de bahsedeyim. Doktor Gürol Şahin, genel cerrahi uzmanıyım. Aslen Sinop Türkelliyim. Anne tarafım Kastamonu Çatalzeytin. Ve Karabük'te de ortaokulu okudum. Yani bu illeri niye sayıyorum? Az önce başkonsolosumuz Bolu'dan da bahsetti. Bolu ve Düzce, işte Düzce'yi de sınır olarak kabul edersek, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu. Bu iller aslında insan yapısı olarak birbirine çok benzeyen iller. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı kaderi paylaşmış
iller. Yani bu nedenle ben bu illerin hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Kendimi de şuralı buralıdan ziyade Batı Karadenizli olarak tarif etmeyi daha çok seviyorum. Burada gördüğümüz topluluğun büyük oranda en azından Batı Karadenizli olduğunu zannediyorum, düşünüyorum. Tabii ki Batı Karadenizli olmak bizim ana konumuz değil. Sağlıkta özellikle şuralı buralı olmak veya şu ırktan, bu cinsiyetten olmak zaten bunların hiçbir önemi yok. Ama yine de eğer siz coğrafya olarak oradaysanız mutlaka önceliklerinizi bu coğrafya belirliyor. Bu coğrafyada yerleşmiş bir hastaneyiz biz. Bu hastanenin tabii ki mazide her kuruluş gibi belli bir geçmişi var. Bir takım zorlu aşamalardan geçiyor. Belli bir süre sonra da belli bir noktaya gelip işte kadrolaşmasını, teknik altyapısını tamamladıktan sonra bu bölgenizi, bulunduğunuz noktayı aşmanız gerekiyor. Yani biz bölgenin hastanesi olmakla beraber tüm Türkiye'ye hitap etme iddiasındayız. Altyapımız ve kadromuz buna müsait. Hatta işte sağlık turizmi hadisesiyle beraber de tüm Türkiye'yi de geçerek tüm dünyaya hitap etmek iddiasındayız. Tabii tüm dünya deyince bizim Almanya'da kendi vatandaşlarımız varsa mutlaka bir öncelikleri olacaktır diye düşünüyoruz. Sağ olsun başkanlarımızın bu toplantıyı tertip etmeleri ile de sizlerle böyle sıcak bir toplantı yapmış olduk. İnşallah bundan sonra da hem siz bizim bölgemize, kendi vatanınıza tabii geldiğinizde hem de zaman zaman biz buraya yapacağımız ziyaretlerle bu ilişkilerin daha da ilerlemesine katkı sağlayacağız karşılıklı olarak. Ben bu bağının beyin cerrahisi uzmanı, doçent arkadaşımız, Doktor Nijat Bey plastik cerrahi uzmanı, operatör arkadaşımız, Nuri Turan Bey de bizim kurumsal ilişkiler sorumlumuz. Sağ olsun bizim bu konudaki bütün altyapı çalışmalarını yapan, hazırlayan, çok büyük gayretler gösteren bir arkadaşımız. Bundan sonraki program şu şekilde ilerleyecek. Nuri Bey bizim hastanemizi tanıtan bir sunum yapacak. Sonra da doktor arkadaşlarımız kendi branşlarıyla ilgili sizlere aktarmak istedikleri konularla alakalı sunum yapacaklar. Sonrasında da sizlerin merak ettiği, bize sormak istediğiniz sorular olursa biz bu sorulara canı gönülden cevap vermeye çalışacağız. Sayın Başkanımız olsun, dernek başkanlarım, tüm hemşehrilerimiz bu gece burada sizle buluşmaktan çok mutluyuz. İnşallah her zaman bunun devamını getirmeye gayret edeceğiz. Şimdi Özel Medikal Hastanesi'ne coğrafyadan geldiğinizde biliyor olabilirsiniz ya da duymuş olabilirsiniz. Biz hem ilk önce gözlerinizle görebileceğiniz bir video ile başlayalım. Sonra teknik detaylarla hep beraber devam edeceğiz. Hız güvende. Şimdi Batı Karadeniz'i içeren bir hastanenin dışında tüm dünyaya hizmet vermek istediğimizle ilgili projeksiyonu zaten size aktarabildiğimizi düşünüyoruz. Batı Karadeniz'in incisi olan Medikar Hastanesi 22 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alana sahip. 5 ameliyathane, 7 yataklı dahili yoğun bakım ünitesi, 11 küvezli yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı kroner yoğun bakım ünitesi, 7 kardiyovasküler cerrahi, 3 doğumhane ve 38 cihazlı diyaliz merkeziyle hizmet vermekte. Özel Medikal Hastanesi'nde 42 yoğun bakım yatağı, 32 gözlem, 92 servis, 38 diyaliz yatağı ile 204 yatak mevcut. 24 saat acil hizmeti verip ambulans hizmetiyle beraber tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte. 2023 yılında 190 bin poliklinik hizmeti verdik. Bunların 50 bini çevre illeri kapsamakta. Acil muayenelerimiz de gayet başarılı 80 bin. Yatarak tedavilerde de 45 bine ulaşan bir sayımız var. Hastanenin doluluk oranı %72 civarlarında. Hastanede birçok oda çeşidi mevcut. Standart süit, aile süit odaları. Hastaların konforlarına göre istenilen şekilde tedavilerine devam edebilmek.
Şimdi bu bizim bir modülümüz. Rakamlarla kafanızı çok karıştırmadan en çok ilgiyi şurada çekeceğiz. Şimdi burada Karabük tabii ki merkezde olduğumuz için bizi çok yoğun kullanıyor. Ama Bartın'da gerçekten Medikal Hastanesi'ni kendi hastanesi gibi rahat ve gönül rahatlığıyla kullanmakta. Fizik tedavi ve rehabilitasyonda bu yıl 1603 hasta, kardiyovasküler cerrahide 3783 hasta, kardiyolojide 29.000'in üzerinde, ayaktan 88.000'i ve toplam yatan hastayla beraber 108.000'in üzerinde Bartın'dan bir hasta kavra etme durumumuz var. Aynısı Zonguldak'ta gördüğünüz gibi rakamlarla sabit. Yani özel medikal hastanesine çevre iller tedavi protokolüyle yıllardır güvenmekte. Tüm hekimlerdeki branşlarda güvenli şekilde tedavilerini olmakta. Hastamızın konsültasyonu bitmiştir. Şimdi kan testi çekilecektir ve yarın sabah ameliyat için burada olacaktır. How are you, Martin? Everything's fine? Do you have a pain? Ben Doktor Tuğba Moralı Güler. Yaklaşık 11 yıldır Karabük'te çalışıyorum ve 3 yıla yakın bir zamandır da Medikal Hastanesi'nde beyin cerrahisi ünitesinde, beyin ve sinir cerrahisi ünitesinde Doktor Hikmet Bey ile birlikte görev yapıyoruz, hizmet veriyoruz. Biz hastanemizde şanslı bir kliniğiz. Pek çok klinik de yine bizim hastanemizde şanslıdır gerçekten. Çünkü medikal yönetimi hekimini kırmaz. Yani bizim yapacağımız işler için eksik alet, edevat veya teknolojiye uygun yenilikler gerekiyorsa bunları bize hızlıca temin eder. Dolayısıyla bizim elimizi rahatlatır ve hastalarımıza daha güzel hizmet vermemizi sağlar. İşte bunların bir örneği de ameliyathanede kullandığımız beyin cerrahisini özellikle omurga ameliyatlarında çok önemli bir yere sahip olan skopi cihazımız, son derece gelişmiş bir skopi cihazımız var. Ve yine tümör filtresi olan üst düzey bir mikroskopumuz var. Beyin cerrahisi demek zaten mikro cerrahi demektir. Yani biz çıplak gözle ameliyat yapabilen doktorlar arasında değiliz branşımız gereği. Beyin cerrahisi nedir? Kısaca bundan bahsedecek olursam nöroşirurji diye geçer. Aslında bu nöron yani sinir hücresi ve şirurji yani elle yapılan işlem, cerrahi kelimelerinin bir birleşimidir. Sinir sistemi cerrahisi demektir. Peki biz neler yaparız? Hangi ameliyatları yaparız beyin cerrahisinde? Öncelikle beynin veya omuriliğin tümörlerini ameliyat ederiz. Yine beyin dokusundaki veya omurilikteki bir takım damarsal problemleri, baloncukları yani anevrizmaları, bir takım doğuştan gelen damar yumaklarını veya beyin kanamalarını gerektiği durumlarda ameliyat ederiz. Yine her türlü kafa ve omurilik yaralanması bizim ilgi alanımıza girer. Doğumla birlikte olan yani doğuştan olan bir takım gelişimsel doğumsal problemler, hani miyelomeningoseller, spina bifidalı, belinde keseyle doğan çocuklar, bunların hepsi yine bizim cerrahi yaptığımız ilgi alanımıza giren hasta gruplarıdır. Beyinde fazla su toplanması olan, bazen çocukluk yaş döneminde gelen, bazen de 65 yaş sonrasında ortaya çıkan hidrosefali vakaları yine bizim cerrahi tedavi uyguladığımız vakalar arasındadır. Ve hepimizin de bildiği üzere günlük pratiğimizin de büyük bir çoğunluğunu boyun fıtığı ve bel fıtığı hastaları oluşturur. Yine elde sinir sıkışmaları, dirsek sinir sıkışmaları yani karpaltünel ulnar oluk sendromu başta olmak üzere tüm periferik sinir sistemi hastalıkları, tuzaklanmaları, bunların yaralanmaları primer olarak bizim de ilgi alanımıza girer plastik cerrahi ve ortopedinin yanı sıra. Peki biz hastanemizde, beyin cerrahisi ünitemizde neler yapıyoruz? Bunu size birkaç vaka örneğiyle kısaca göstermek isterim. Sonrasında da sizlerin sorularını sonunda dinlemekten ve elimizden geldiğince cevaplamaktan onur duyarım. Dünya mirasları listesinde pek çok tarihi ve kültürel zenginliğe sahip güzel bir ilçemiz. Ve ben hem misafirperverliğiniz için hem de sabrınız için çok teşekkür ederim.
dernek başkanlarım ve sevgili hemşehriler. Hepinize tekrar merhaba. Şöyle ben bugün sizlere plastik rekonstrüktif estetik cerrahi nedir, ne iş yapıyoruz, bunlardan bahsedeceğim. Sunuma başlamadan önce Tuğba Hocam'a çok teşekkür ederim. Ben tabii böyle hep ameliyathanelerde hep karşılaşıyoruz ama vakaları tabii böyle bu şekilde sunumunu dinlemek ayrıca keyif verdi. Çok güzel vakalar. Şunu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten Medikal Hastanesi'nde bu yapılan ameliyatlar, hani biz Batı Karadeniz bölgesi için konuşuyoruz ama hani gerek beyin cerrahisi alanında, gerek kalp damar cerrahisi alanında birçok cerrahi branşlarda sadece bölgede değil, Türkiye'de çok çok önemli vakaların yapıldığı bir merkez. Şimdi benim de anlatacağım birçok vakaların da hepsinin yapılması gerçekten zor yerler. Eskiden hani sizler de biliyorsunuzdur, bu türlü vakaların yapılması için Ankara'da ve İstanbul'larda büyük üniversite hastanelerine gidiliyordu. Oralarda yapılıyordu bu ameliyatlar. Sadece oralarda ulaşım sağlanabiliyordu. Şu an biz ekipçe bu ameliyatların hepsini çok başarılı bir şekilde Medikar'da yapabiliyoruz. Ve gerçekten bu büyük bir şey. Yani bunun değerini hani bilmiyorum, hani nasıl anlatılır, nasıl anlaşılır bilmiyorum. Gerçekten çok özellikli vakalar. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine vakalar için. Şimdi ben de anlatacağım. Benim branşım biraz şöyle söylüyorum ben her zaman, tırnaktan, saçtan tırnağa kadar, ayak başındaki ayak parmağına kadar, tırnağa kadar etkilen bir bölge. Çok geniş bir alanı var. İşte çocuktan, yeni doğandan, işte Tuğba Hoca'nın anlattığı gibi yaşlısına kadar birçok hasta grubunu aslında kapsıyor. Kısacası plastik cerrahi nedir? Ne yapıyoruz? Ne iş yapıyoruz? Plastik cerrahi, bildiğimiz plastik kelimesi aslında ilk bildiğimiz naylon, plastik kelimesinden türetilmiş bir kelime değil. Çok geçmiş olan bir şey. Şekillendirilebilir, bükülebilir demek. Yunancı'dan gelen bir laf. Ciltteki yapıları, vücuttaki işte eksik dokuları yeniden onarılması, yapılandırılması, şekillendirilmesi, doku kayıplarının giderilmesi ve estetik cerrahi de içinde barındıran bir cerrahi disiplindir. Bütün bunların toplamına ne diyoruz? Rekonstrüktif ve estetik cerrahiyi aslında anlatıyorum bunlarla, bu anlattıklarımla. Yani iki ana konusu olan bir branşı temsil ediyor. Rekonstrüktif cerrahide biz neler yapıyoruz? Mikro cerrahi, Tuğba Hocam güzelce anlattı, bizde de çok aktif kullanıyoruz doku nakillerinde mikroskopu, mikro cerrahi yapıyoruz. Çok keyiflidir gerçekten. Kraniofasyal cerrahi, pediatrik plastik cerrahi, yanıklarla ilgilenen alanları temsil ediyor. Ve tabii bizim aslında plastik cerrahi dediğimizde şu anki işte son yılların trend konusu, trend şeyi olan bir estetik cerrahi de barındırıyor. Çok da sevdiğimiz bir alan. Maalesef tabii şu an farklı şekillere evriliyor ve farklı şekillerde uygulanıyor. Birçok branş tarafından da maalesef istilal edilen bir alan olmakla beraber hala bir plastik cerrahlar olarak bunu tutup koruyup hala en iyi ve en düzgün şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Yani yapılandırılması çok önemli bir konu. Genelde tabii ki ana hedefimiz, eskiden en önemli hedef cerrahi, işte cerrahi olarak bütün o kanserli dokunun tertemiz çıkarılmasıydı. Ama tabii görüntü de çok önemli. Özellikle yüz bölgesindeki cilt kanserleri için bu çok önemli bir konu. Ne yapıyoruz? Biz çıkarılmasıyla beraber estetik olarak, görsel olarak da güzel bir şekilde onarımını sağlıyoruz. Bir yıl olmamıştır belki ama benzeri bir toplantı program nedeniyle Hollanda'daydım. Daha çok bu konu ön planda idi. Yani orada, bilmiyorum tabii buradan belki benzeri şikayetler gelecek, Hollanda'daki vatandaşlarımızın en büyük sorunu uzman hekime ulaşamamak, randevu alamamak, muayene olamamak. Hatta öyle durumlar vardı, bana çok garip gelmişti. Biz doktora gittiğimiz zaman her doktorun bize mutlaka bir parasetamol yazması gerekiyor önce. Yani ağrı kesiciyi, en basit ağrı kesiciyi verip gönderiyorlar. Bu nedenle teşhisler çok gecikiyor. Ciddi anlamda hasta mağduriyetleri oluşuyor şeklinde şikayetler aldık. Yani oradaki ana konulardan biri işte yerel, yani Hollanda hükümetinin ya da yerel sigortaların bizim memleketimizde geçme durumu ile ilgili çalışmalar vardı.
daha hayata geçirilmedi diye biliyorum. Hani burada da tabii Almanya'daki durum konusunda açıkçası çok fazla bilgim yok. Yani Hollanda düzeyinde uzman hekime ulaşamama sorunu var mı? Var. Almanya'da ben kendi bölgemizin adına söyleyebilirim. Bilmiyorum başka arkadaşlar bunu haksız şey söyler mi? Almanya'da da tanıdığın varsa veya doktoru tanıyorsa veya da doktorun tanıdığı bir aracı arkadaşın varsa öyle, yoksa hani direkt böyle uzman doktorlara başhekimlere yani sizler gibi Almanya'da yaşayan hemşerilerimiz Türk vatandaşları açısından, gerekse Alman vatandaşlar açısından da aslında yani benim şöyle bir tarifim var. Bir ülkenin gelişmiş olduğunu anlamak için aslında bir tek kriter yeterli olabilir. Ben Türkiye için bunu kullanıyordum. Almanya için de, Hollanda için de kullanmamız gerekiyor demek ki. Bir insan hastalandığı zaman ya ben tanıdığım falanca doktoru ya da başhekimi ya da hastane çalışanını aramadan hastaneye müracaat eder ve tedavimi olurum diyebiliyor ise bence o ülke gelişmiştir. Evet. Yani demek ki Almanya'da da sizin dediğiniz gibi aracı yoluyla randevu alınabiliyorsa yani bu konuda ciddi sıkıntı var demektir. Buradan soruya döndüğümüz zaman yani biz tabii buranın dinamiklerini çok iyi bilmiyoruz açıkçası. Bu konuda biz Türkiye'de bir hastane idarecisi olarak ya da işte Sağlık Bakanlığı'nda tabii tanıdıklarımız vesaire de var. Sizin buradaki sigortaların orada geçiyor olması özel hastaneler olarak öncelikle bizi mutlu eder. Ama hani bu konuda nasıl bir girişimde bulunulabilir? Şu anda bizim hastanede ben bildiğim kadarıyla bazı sigortalar, yani sizler gibi bize müracaat eden vatandaşlarımızdan biliyoruz, bazı sigortalar ama tümü değil, geçerli. Yani bunların detaylı çalışmasını aslında karşılıklı bu ilişkiler, bu görüşmelerle yapabiliriz diye düşünüyorum. Biz isteriz ki bizim hastanemize gelen bir hemşerimizden aslında hiçbir para talep etmeden onun sigortası ile işlerini görelim. Yani bizim birinci tercihimiz bu olur, açık söyleyeyim. Biz hiçbir para ilişkisine girmeden hastamızın işini görebiliyor isek siz de mutlu olursunuz, biz de mutlu oluruz ama bunun için herhalde çalışmamız lazım karşılıklı. Uyum meclis başkanlarının buraya katılması demek o kentteki yabancıların buraya katılması anlamına gelir. Burada dernek başkanlarımız var, cami dernek başkanlarımız var. Bunlar hepsi burada çekilen kareleri tabii kendi sosyal medyalarında ve face'lerinde paylaşacaklar muhakkak. Devrekler Derneği Başkanımız var. Devrek bölgede en çok ilçe, yani gurbetçisi olan ilçemiz Devrek. Devrek bizim hasta potansiyeli anlamında en çok hastamızın gelen gurbetçisi olan, Almanya'da yaşayan 84 bin. Devrek ve köylerinde 74 bin kişi çalışıyor, yaşıyor. Yani 80 bin. İlçeden fazla gurbetçisi olan bir ilçe. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerin adına teşekkür ediyorum. Sizlerin söyleyeceği bir şey yoksa ben iki cümle ilaveten söylemek istiyorum. Hocam, az önce Mümin Bey söyledi. Yani yılların programcısı, Anadolu Diyarı programı 700 kaçıncıydı Mümin abi? 792. Dünyada en rekor kıran en sayı kim? En yüksek sayı hangi program? Var mı böyle bir program? Devam eden yok herhalde. Yani köklü televizyon kuruluşlarına bile yok. Son noktayı koyar. BRTV bizim Batı Karadeniz'in penceresi. Yani onu hiçbir zaman unutmuyoruz. Onu yani şimdi dile getirmiyorsak sonuna doğru dile getireceğiz. Artistler ve ne derler? Az solistler en sona çıkar diye. Şimdi BRTV burada da yalnız bırakmadı bizi. Sağ olsun Ham bölgesinden, Una bölgesinden geliyor. Buraya 170 kilometre falan. Yani kalkıp geldiler, sağ olsunlar, ayaklarına sağlık. Evet, programın sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra ciddi bir kalıcı iz bırakma kaydıyla güzel bir çalışma hem bizim tarafımızdan hem sizin tarafınızdan olacağına hiç şüphem yok. Burada ciddi bir altyapısını doldurarak adım adım gideceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diyorum. Sevgili seyirciler, 2024 yılının yaz aylarında
Türkiye'de olduğumuz bir esnada Yenice Karabükler Derneği Başkanımızın girişimleriyle bölgemizin elit hastanelerinden, sağlık kuruluşlarından, elit hastanelerimizden olan Medikal Hastanesi'nin yönetimiyle bir araya gelerek Avrupa Zonguldaklar Derneği, Yenice Karabükler Derneği ve Bartınlar, Almanya'da yaşayan Bartınlar Derneği olarak üç dernek bir araya gelip Medikal'i ziyaret ederek ve bu bölgemizin insanların, gurbetçilerinin yaz aylarında veyahut da Türkiye'de yaşadıkları esnada tedavi ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde kolaylaştırma amaçlı bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme neticesinde ve bu çalışma kapsamında hastane heyetimiz, başta başhekimimiz Gürel Bey olmak üzere bizleri Almanya'da ziyaret ettiler. Ve bu akşam güzel bir organizasyon olarak tarihe geçti. Buradan misafirlerimizi Frankfurt'a yolcu edeceğiz. Kendileri Frankfurt'taki sağlık fuarında yine standla hastanemizi temsil edecekler. Kendilerine buradan VRTV aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Bizleri burada onurlandırdıkları için ve ayrıca buradan Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosumuz Sayın Arif Bey de, Arif Hakan Yeter Bey de tebrik ediyoruz ve ona da teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten böyle bir gecede onurlandırıp yalnız bırakmadığı için. Hocam yaz ayında beraberdik, bir sözleşme imzaladık. Sağ olun bizleri ciddiye aldınız. Tabii gurbetçi potansiyeli olan bir bölgeden bahsediyoruz. Batı Karadeniz, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu, Bolu da dahil başkonsolosumuzun söylediği gibi. Evet buradasınız. Siz sık sık Avrupa'ya, Almanya'ya gelen bir hekimsiniz. Diğer arkadaşlarımız bazıları çoğu ilk defa geldiler. Ne söylemek istersiniz? Bu akşam burada nasıl bir algı sizde oluştu? Tabii ki salon, cami toplantı salonu. Tabii istenilen bir kapasitede dolguyu sağlayamadılar arkadaşlar ama sonuçta buradan önemli bir kitle temsilcileri, kanaat önderleri buradaydı. Televizyon yapımcıları buradaydı. Ve bölgenin uyum meclisi başkanları buradaydı. 3-4 tane ana kentin, büyük kentin. Bu yaklaşık ne demektir? 1 milyon civarında bir insan demektir. Geçen yaz sayın başkanlarımın ziyareti üzerine yaptığımız sözleşme ve karşılıklı olarak ilişkileri devam ettirme konuşmaları sonrasında bize yaptıkları bu nazik davet için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. 15 ve 16 Kasım'da Frankfurt'ta sağlık turizmi vesilesiyle bir fuar katılımı için Almanya'ya gelme kararı verdiğimizde sağ olsun başkanlarımız bizi de bu bölgeye davet ederek bir incelik gösterdiler. Burada gerçekten bölge halkımızla, gurbetçi vatandaşlarımızla çok verimli, güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Çok sıcak bir ortamda oldu bu toplantı. Karşılıklı olarak birbirimizi anlama, dertlerimizi ortaya koyma adına gerçekten çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tür toplantılar ve karşılıklı diyalog daha da artarak devam edecektir. Bu ışığı ben hem başkanlarımızda hem katılımcı arkadaşlarımızda gördüm. Bu vesileyle bu toplantıya katılan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi burada da yalnız bırakmayan BRTV ailesine ayrıca teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Hem Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımıza hem de memleketteki vatandaşlarımıza bu arada selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ben düşer miyim sizce? Bence düşerim. Gerçekten. Salih böyle düşünse de.